Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Amerika'ya bildirdiler. İsrail'den askeri tehdit geldi. Kıymetli takipçilerimiz, İsrail ile Filistin arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İsrailli yetkililerin diplomatik çabaların başarısız olması halinde Hizbullah'a yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını Amerikan Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein'e bildirdikleri söylendi. Yediot Ahtonot gazetesinin haberine göre İsrailli yetkililer Hochstein'in yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde Hizbullah'ı Lübnan'ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduklarını belirtti. Bölgeden tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönebilmeleri için kuzey sınırında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, aksi takdirde İsraillilerin geri dönmeyi reddedeceklerini belirtti. Biden'ın danışmanı Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah'la artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti. Hochstein, 4 Ocak'ta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'la görüşmüştü. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan sınırında Hizbullah'la yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözülememesi durumunda başka yollara başvuracaklarını açıkladı. Haftalık olağan kabine toplantısı Netanyahu başkanlığında toplantı. Toplantıya savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'la iki bakanın katılmaması ise dikkat çekti.